Rakka'nın Suriye ordusuna, Memiç'in ise Demokratik Suriye güçlerine devredilmesi gibi bir arazide şekillenen bir durum var. Türkiye iki konuyla ciddi yüzleşecek. Bir, arazide PYD bu kadar güçlenip koridor oluşturduktan sonra Cenevre sürecine PYD'nin dahil edilip edilmemesi konusu ciddi bir tartışma yaratacak. İki, bizzatihi Cenevre sürecinin ne kadar işleyip işlemeyeceği de soru teşkil ediyor. Bu Cenevre sürecinde taraflar kim olacak? Dolayısıyla Cenevre sürecinin akıbeti de böylece çok belirsiz bir döneme giriyor. Sonuçta şu oluyor. Esad kazanıyor. Rusya, İran ve PYD kazanıyor. Kaybedenler IŞİD, muhalifler Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye kaybediyor. Bizim bu böyle bir dönemde Suriye konusunda siyasi bir açılım yapmamamız, bir politika değişikliğine gitmememiz Türkiye'nin manevra alanını daraltıyor. Türkiye'nin Suriye'nin bütünlüğünü sağlayabilecek yeni denklemler oluşturmamız şart. Örneğin İran'la ve hatta istihbarat olarak belki de Esad'ın bazı unsurlarıyla Türkiye'nin ilişkide olması şart. Çünkü Türkiye tamamen denklem dışına itiliyor. Ve bu Türkiye'ye çok ağır maliyeti olacak bir konu. Suriye konusu tamamen Türkiye'nin üzerine bir yük olarak kalacak. Ve bundan da ciddi endişe duyuyoruz. Şimdi Türkiye'de Güneydoğu'daki hendeklerle Suriye'deki olayları farklı değerlendirmek yanlış. Türkiye hendeklerle içe gömüldü ve Suriye'deki tablodan da zaten dışlandı. Bu iki bağın şimdi de çok fazla gündemde olduğunu ve uluslararası ilişkilerde bir aktörü bir başka yerden uzaklaştırmak, etkisini kırmak için o aktörün içindeki bazı unsurları tetikleyip içeriye gömmenin de bir yol olduğunu bilmemiz gerekiyor.